Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Yönetimnet'ten kurucu Sayın Yasin Yavuz Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Yasin Yavuz Yılmaz kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Evet, ben Yasin Yavuz Yılmaz. Samsun'da doğdum. Bilişim sektörünün içindeyim. Yıllardır çocukluğumdan beri teknikse bilgisayar ve bilgisayar programcılığı okudum 19 Mayıs Üniversitesi. Daha sonra hep bilişimin içindeydim. IT admin olarak çalıştım şirketlerde yıllarca. Daha sonra e-ticaretle tanıştım. 5 yıldır, 6 yıldır e-ticaretin içindeyim. Ve e-ticarette, ticarete daha doğrusu benim merakım çoktu. Bu sektörde de kendimi buldum. Ve bu şekilde bu işe girdik. Böyle anlatabilirim. Evet, hayırlısı olsun diyoruz biz. 21. yüzyılın ticaret modeli değil mi e-ticaret? Evet, yani artık çok ilerlere gidiyor. Türkiye'de hani çok şey olmasa da yani çok revaçta olmasa da hala ama dünyada çok iyi yerlere geldi şu anda. Ve hızla artarak devam ediyor ve değişim inanılmaz. Yani takip etmesi artık zorlaştı. Ve bizim gibi firmalara ihtiyaç oldu artık. Kesinlikle öyle. Peki o zaman Yönetimnet'in kuruluş amacını bize biraz anlatır mısınız? Ve nasıl başladı bu hikaye, bu yolculuk? Tabii. Şimdi 3 yıl biz Bilio.com, Ucuz.com'da çalıştık. Fiyat karşılaştırma sitesi. E-ticarette orada aktif olarak müşterilerle görüştük. Orada ben teknik destek uzmanıydım. Ortağım var, o da satış bölümündeydi. Onunla beraber oradan ayrıldıktan sonra kendi şirketimizi kurduk. Şirketi şu şekilde anlatabilirim neden kurduğumuzu. Evet. Orada rastladığımız bir olaydan aslında. Şimdi küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap ediyoruz biz. Orada bizim rastladığımız şey şuydu. Telefonla görüşüyorsunuz müşteriyle. Hani küçük ve orta ölçeklilerden bahsediyorum. Müşteriyle görüşüyorsunuz. E-ticaret yapıyor. İyi niyetli yapıyor. Diyor ki ben şirket sahibiyim. Fakat benim yeğenim ilgileniyor. Ona vereyim telefonu. Onunla konuşun. İşte bir akrabam ilgileniyor veya bir tanıdık ilgileniyor şeklinde. Yani çok da kurumsal olmayan, gayri kurumsal şekilde. Ama tabii bu bahsettiğim firmalar perakendeci. Yılların perakendecisi. Evet. İşlerinde uzmanlar. Fakat e-ticaret tarafında zayıflar. Evet. Biz de tam o alanda devreye girdik. Bu şekilde kurulduk. Amacımız oydu. Küçük ve orta ölçekli işletmelere e-ticaret tarafında yardımcı olmak. Özellikle perakendeciler ve toptancılar henüz bu işe bulaşmamışlar. Daha bizim için iyi oluyor. Hiç girmemişler daha iyi oluyor ama mevcutta olanlar da tabii sonsuz destek veriyoruz yani. Evet. Peki diğer e-ticaret danışmanlık şirketlerinden farkınız nedir? Çünkü siz danışmanlık veriyorsunuz, evet, ve bizim için sıfırdan başlayan bir firma çok daha iyi diyorsunuz. Tabii yani şöyle farkımız, bir kere biz perakende tarafını biliyoruz. Yani geleneksel mağaza tarafını biliyoruz. En büyük farkımız o. Kendi aile şirketinde çalışmışlığım var bu konuda. Merak ettiğim bir konuydu yine. Sıcak satış, müşteriyle sıcak temas, işte bir mağazanın yönetimi, işte satın almasından tutun, işte muhasebeye, her departmanı gördüm ve bunlarda bulundum ve çalıştım. O yüzden biz bir perakendeci bize geldiği zaman o tarafı biliyoruz. Yani onlara daha yakınız bu konuda. Sadece bir e-ticaret olarak kurulup sadece soft tarafta değildik. Biz öbür tarafta da vardık. Hem toptan tarafında da vardık. En büyük farkımız bu. Onların tarafını biliyoruz. İşte satın alması, muhasebe programları, her şeyini biliyoruz. Bir farkımız daha var. Çalışma modelimiz şöyle, küçük ve orta ölçekli işletmeler çalışırken e-ticaret tarafında kaynak ayırmakta zorlanıyorlar. Yani nasıl bunu öderiz, evet, nasıl şey yaparız? Evet. Onda zorlanıyorlar. Biz de şöyle bir çalışma modeli getirdik. Hani siz kazanırsanız biz de kazanırız. Sattığınız üzerinden
belirli bir oranda komisyonla çalışabiliyoruz. İster cirodan, kardan çalışabiliyoruz. Tabii sektörüne göre değişiyor. Evet. Ne kârda çalıştığımız. Evet. Bu var. Bir tane daha var yine farkımız. Biz de e-ticaret yapıyoruz şu anda. Sıcak satış yapıyoruz. Aynı zamanda işte nabzını kontrol ediyoruz sektörün oradan yine. Kendimiz içindeyiz işin. Şimdi biz de e-ticaret yapıyoruz dediniz. Evet. Bunu biraz detaylandıralım mı? Tabii. E-ticaret tarafında spor ürünleri satıyoruz. Go Sport mağazamız var. Hı-hı. Pazar yerlerindeyiz. Pazar yerlerinden satış yapıyoruz. Hem bize bir gelir kaynağı oluyor, hem müşterilerin yani tepkisini ölçüyoruz. İşte neler yapıyorlar. Yani son kullanıcıyı ölçmüş oluyoruz daha doğrusu. Aynı zamanda piyasadaki işte paneller olsun, pazar yerleri olsun, onların kontrolünü yapıyoruz, gelişmelerini takip ediyoruz. Hı-hı. Ki müşterilerimize aktarabilelim diye. Yani biz de içindeyiz. Evet, içinde olmak tabii ki çok daha büyük fayda, hı-hı, ve yarar sağlıyordur hizmet vermiş olduğunuz firmalara da. Peki hizmetlerinizi biraz detaylandırmak gerekirse, çünkü ana başlıkları verdiniz ama evet, mutlak surette alt başlıklar da vardır. Tabii. Bunlar da yine çok faydalı olacaktır. Şimdi bizim hizmetlerimiz iki türlü hizmetimiz var. Biri hizmet, yani biri operasyon tarafı hizmet veriyoruz. Bunlarda e-ticaret danışmanlığı başta geliyor zaten. Danışmanlık, yani bizim ilk hedefimiz oydu. Perakendecilere yön vermekti e-ticarette. O tarafı yönetiyoruz. Aynı zamanda işte perakendeciler, toptancılar, ürün satmak isteyenler veya kendi e-ticarete girmek isteyenlere de destek veriyoruz. Yaptığımız hizmet bu şekilde, bu tarafta. Fakat operasyon tarafımız önemli. Ya hizmet tarafında bir de eğitim veriyoruz, onu da söyleyeyim. Evet, işte bu eğitimden biraz detaylı bahsedelim mi? Çünkü biraz önce, daha doğrusu sohbetimizin başında da söylediğiniz gibi e-ticaret konusunda henüz çok gelişmiş seviyede değiliz. Evet. Ve birçoğumuzda ya da ticaret yapan insanların birçoğu da e-ticarete atılmak istiyor ama cesaret bulamıyor. Evet. Ben işte bir ürünü burada nasıl pazarlayabilirim? İşte ürünü değiştirebilir miyim? Sayfayı revize edebilir miyim? Fiyatını değiştirebilir miyim? Evet. İşte bunu ne kadar gün kullanabilirim? Ya da buradan satışı nasıl kontrol edebilirim? Hiçbir şey hakkında bilgi sahibi değiller. Doğru evet mu? Ama girmek istiyorlar. Ama girmek istiyorlar. Evet, sektöre. Tabii şimdi onunla, yani o tarz girmek isteyenler, girişimciler diyeyim ben, e-ticarete. Yani bizim eğitim tarafımız aslında şirketlere yönelik, hı hı, şirket personellerine yönelik. Fakat tabii onlara da e-ticaret danışmanlığı yapıyoruz. Yani onlara yaptığımız hizmet şöyle, bir kere sektörünü bilmeleri lazım. Evet. Hangi sektörde girecekler? Tavsiyemiz işte kar marjı yüksek, daha çok satılabilecek veya ilgi duydukları diyeyim. Hı hı. Çünkü bu işi severek yapmazsanız, hı hı, sonucu hüsran olabilir. Evet. Severek yapacağınız bir iş olması lazım. Satacağınız ürünü öğrenmeniz lazım, bilmeniz lazım. En önemli hususlardan bir tanesi bu. E-ticarete girecekseniz. Tabii yani bir de çok yani aşkla yapmanız lazım. Hiçbir şeyiniz yok, yani bu konuda kaçarınız yok. Çünkü sadece hani uğraşayım, hobi olarak yapayım derseniz zorlanırsınız bunda. Girişimcilere tavsiyem önce sektörlerini, ne satmak istediklerini çok iyi belirlesinler. Belki beraber de bunu kararlaştırabiliriz eğer bize, hı-hı, danışırlarsa. Hı-hı. Hani ne yapmak istiyorlar veya işte biz o anki popüler olan sektörü veya para kazanabilecekleri sektörü söyleyebiliriz. Yani en büyük yardım burada yaparız. Sonra zaten normal danışmanlığımıza devam ederiz. Evet. Böylece aslında bütünsel bir hizmet vermiş oluyorsunuz. Evet. Yani tabandan tavana kadar, aynen, tam bir danışmanlık, aynen, hizmeti vermiş oluyorsunuz. Ki bunun içerisinde eğitim de dahil olmak üzere. Evet. Tabii yine çağımızın vazgeçilmezi ve doğru kullanıldığı takdirde de çok büyük faydalar sağlayan sosyal medya. Evet. Sosyal medya. Öncelikle sosyal medya hakkında neler söylemek istersiniz? Sonrasında da sosyal medya tarafında ne gibi çalışmalarınız var? Tabii e-ticaret sosyal medyada çok önemli artık. Çünkü biliyorsunuz Instagram bu konuda şu anda çok
Evet, önde. Peak yapmış durumda. Artık evet, yani oradan çok satılıyor. Özellikle aslında çok büyük e-ticaretçiler demeyeyim de daha ufak ölçekli el yapımı şeyler yapanlar daha tavan yaptı artık. Sosyal medyada e-ticaret tarafını yönetiyoruz. Orada başka kurallar devreye giriyor. Yani e-ticaret, yani bir şey satacaksanız orada farklı dinamikler devreye giriyor. Bizim hizmetlerimiz orada tamamıyla e-ticaret tarafını yönetmek, işte grafikleri olsun, her şey olsun, biz yapamazsak outsource destek almak şeklinde yönetebiliyoruz. Kendi tool'larımız var. Bu tool'larla atıyorum Instagram takipçisi arttırabiliyoruz. Ama bu şekilde tool'larımız var, kullandığımız kendimize ait. Türkiye'de ilk kendi tool'larımız var, onları kullanıyoruz. Bu şekilde sosyal medya tarafını yönetiyoruz biz aynı zamanda. Ya da destek veriyoruz diyeyim ilk başta. Sonradan yani müşterinin isteğine göre biz de yönlendirebiliyoruz. Belki kendi ekibi vardır. O ayrı bir yönetim şekli vardır. Biz sadece danışmanlık veririz. İsterse komple bunu devralabiliriz. Yani operasyon tarafını alabiliriz. Alabiliriz diyorsunuz. Peki e-ticaretin firmalar tarafındaki maliyeti nedir? Yüksek maliyetli mi? E-ticaretin maliyeti aslında değil. Neden? Çünkü yani şöyle kıyaslamanız lazım bunu. Peki bir sıralama yapalım mı? E-ticaret yapabilmek için nereden başlamalı? Ki bu sizin işiniz. Bu danışmanlığı veriyorsunuz. Nereden başlamalı ve nerede, tabii ki noktalanmayacak ama nerede evet tamam artık ben e-ticaret yapabiliyorum. İşte bu aşamaları tamamladım. E-ticarete başlarken dediğim gibi sektörü bileceksiniz, ne satacağınızı. Eğer perakende hazırda satıyorsanız çok daha iyi olur. Bu şekilde giriyorsunuz. Tabii e-ticaret altyapısı önemli. Yani bir web sayfanız olması. Bu ürün bazında söyledikleriniz ama dediğiniz gibi evet bir web sayfası nasıl hazırlanır? İşte bu neler öğrenilebilir? Bunları bilmiyoruz. Tabii yani kendiniz de bunu yapabilirsiniz tabii ki ama bir danışmanlık şirketinden bunu almanız daha önemli. Önce bir web sayfanız olması lazım. Bu web sayfasında yazılım tarafı çok önemli. Bir hazır paket mi kullanacaksınız, kendiniz mi yazacaksınız, nasıl yapmak istediğinizi karar vermeniz lazım. Yani maliyetleri değişebilir. Yani 2-3 bin liradan başlar, 10-15 bin liralara kadar çıkabilir. Yapacağınız işle alakalı işte en önemli tarafı o, yazılım tarafı. Yani daha sonra geçeceğiniz taraflar yine devam ediyorsunuz. İşte sosyal medyası, grafiği falan devam ediyorsunuz. Ama yani o süreçte biz bunu geleneksel perakendeyle karşılaştırıyoruz hep. Yani bir mağazadan maliyeti ne kadar farklı olduğunu karşılaştırıyoruz. Çünkü bir mağazanız var, personeliniz var, satış personeli zordur yönetmek. İşte elektriği var, suyu var, kira gideri var. Yani e-ticaretin sizin yıllık gideriniz bir mağazanızın bir aylık kirasına denk gelmeyebilir. O yüzden çok düşük. Yani şeye göre çok düşük. Geleneksel perakendeye göre çok düşük e-ticaret. Yani artık malın çıkışına kadar biz her türlü destek veriyoruz. Yani son noktaya kadar destek veriyoruz. Ha, daha sonra mağazalarımız çok ilerledi. Tabii farklı bir şeye artık çok büyük kendi devam edebilir. Problem yok bizim açımızdan. Mutlu oluruz böyle bir şeyde. Ama startı bizle veriyorlar. E-ticaret çok pahalı bir ticaret değil şu anda. Özellikle geleneksel perakendeye göre bence geleneksel perakendecilerin hepsinin girmesi lazım. Neden? Şu anda Türkiye'de %30'u perakendecilerin e-ticaret sektöründe. %30'un ne aşamada olduğunu bilmiyoruz. Yani tamam girmiş e-ticarete ama yani, ufak mı girmiş, ne yapmış, ne kadar payı var, sadece pazar yerlerinde mi var bunu bilmiyoruz. Çok düşük bir pay bu. O %70'lik kısmının da girmesini istiyoruz biz ve destek vermeye hazırız. Bunun için herhangi bir korku yaşamasınlar, maliyetler ne olur diye emin olsunlar, kendi şirketlerinden çok 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 düşük maliyetlere bunu yapabilirler. Evet. Peki bir de bunun yanı sıra hazır oturmuş mağazacılığı bulunan çok iyi markalarımız da var ve bunların da yine kendilerine ait e-ticaret siteleri var. Olmayanlar için yine danışmanlık yapmaya hazır mısınız? Tabii yani fark etmiyor. Yani üst düzey hariç alt düzey, orta düzey ve alt düzey henüz hiç girmemişlere
Hı-hı. Yapabiliyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok o konuda. Evet. Hiç e-ticaret yapmamış fakat yapmak isteyen girişimcilere zaten önerileriniz, tavsiyeleriniz oldu. Evet. Bunun dışında sizinle çalışmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Bizimle çalışmak isteyenler bir kere cesur olsunlar. Yani perakendiciler için söylüyorum özellikle. Yani malınız var, belirli bir know-how'unuz var, bilginiz var, birikmiş bilginiz var, ticaretiniz var, malı ucuza alabiliyorsunuz. Çünkü yılların ticaretçisiniz. Evet. En önemli şeyi o perakendiciler. Evet. Siz şimdi internette bir şey satmaya kalksanız ucuza alamıyorsunuz. Hı-hı. Ama o perakendici yıllardır aldığı için tabii uygun alabiliyor. En büyük avantajımız o oluyor zaten. Bu avantajı kullansınlar. Muhakkak e-ticarete girsinler. Kar marjları düşmez, emin olsunlar. Bunu denedik biz. Çünkü yani denenmiş şeyler hep. Kar marjları yani düşebilir ama yani etkileyecek derecede düşmeyecektir. Belki artabilir. Yapacağımız operasyonlara göre. Çünkü bizim bazı farklarımız var. Hı hı. O farkları devreye soktuğumuz zaman daha avantajlı olacaktır müşterilerimiz. Soralım mı o farklar nelerdir? Tabii. Farklar şöyle. Rakip fiyat analizimiz var. En önemli şey o bizim için. Rakip fiyat analizi ürünlerinizin internette kim kaç paraya satıyor bilmiyorsunuz. Doğru. Bizim yaptığımız sistemde kim kaç paraya satıyor sizin ürününüzü, sizinki özünüzün önüne seriyor. Hı hı. Siz de ona göre fiyatlandırma yapabiliyorsunuz, rekabet hı hı. edebiliyorsunuz. Hı hı. Rakibinizin 1000 tane ürünü var, birinci ürünün fiyatını değiştiriyor. Tabii araştırıyor, bakıyor, 2-3 dakikası geçiyor, 5 dakikası, ikinci ürüne geçiyor, üçüncü ürüne geçiyor. Derken 1000 tane ürünü işte bir haftada yapıyor. Ama ben size onu dakikalar içinde verebiliyorum. Evet. Ve dakikalar içinde bunu değiştirebiliyorsunuz. Her zaman bir adım önünde oluyorsunuz. Böyle bir tool'umuz var bizim. Türkiye'de ilk, daha sonra 2 tane yapıldı. Ama farklı farkları var, dezavantajları var. Bizim sistemimizin daha avantajlı. Tek tek yapıyorsunuz bunu. O yüzden önemli. Bir de bunu markalar kullanabiliyor isterse. Hı hı. Büyük markalar bize gelebilirler. Veya beyaz eşyacılar, örnek vereyim. Beyaz eşya firması, markası distribütörlerine veya alt marketlere mal veriyor. Şu fiyattan satacaksınız diyor. Şimdi o fiyatın altına satılırsa bir karışıklık çıkıyor ortada. Biz piyasada bu fiyatları araştırıp markaya söyleyebiliyoruz. Şurası sizin verdiğiniz fiyatlardan düşük satıyor diyor. Böylelikle kontrol edebiliyor piyasayı. Evet. Böyle bir markalar doğru. için avantajımız var. Eğer bize başvururlarsa bu konuda yardımcı oluruz. Ki daha önce yardımcı olduk, yaptıklarımız var. Evet. Peki e-ticaret modelinde işte stok kaydı tutabilme ya da efendim ne vardır, ne yoktur, ne kadar gelmesi gerekir, neyin satışı daha hızlıdır, ne daha hızlı tüketilmekte, neden daha önce elde etmeliyiz gibi yazılım modelleri var mı? Bunu da takip edebiliyor mu e-ticaret yapanlar? Tabii yani yine bizim hizmetlerimiz arasında tabii böyle bir tool'unuz varsa eğer hani hı hı. piyasayı kontrol edebilen her türlü şeyden haberiniz olabiliyor anlık ve önünüze serilebiliyor bilgiler. Yani siz mesela kendiniz üretiyorsunuzdur ürününüzü ve rekabete ihtiyacınız yoktur. Hı hı. Ama olsun yine de biz benzer ürünleri satanların fiyatlarını kontrol edebiliyoruz sizin için. Evet. Size gösterebiliyoruz. Hani böyle bir hizmetimiz var. Evet. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Sizinle çalışmak isteyen ya da hiç e-ticaret yapmamış olan girişimciler mutlak surette kapınızı çalacaklardır diyoruz. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Yönetim.net'ten kurucumuz Sayın Yasin Yavuz Yılmaz konuğumuz oldu. Hoşça kalın.